Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir davet üzerine İzmir Tire'deyim. Büyük bir otolastik firmasındayım. Otolastik AVM ismi arkadaşlar. Bu birçok alışveriş sitelerinde, Trendyol olsun, hepsi burada olsun. Bütün alışveriş sitelerinde bu hizmet veriyor. Ve çok büyük bir tesis. Özellikle traktör tarafı beni daha çok ilgilendiriyor. Traktör lastikleri. Gerçekten çok uygun. Çok avantajlı fiyatlar gördüm burada. Onun için tekliflerini kıramadım. İçerinin bütün lastik çeşitlerini ve akü çeşitleri de var. Şimdi içeri geçeceğiz. Otolastik AVM'nin patronu olan Eftal Bey ile görüşeceğiz. Ve içeriyle ilgili kuruluş nedeniyle ve hizmetleriyle ilgili bilgiler isteyeceğim. Şimdi hiç zaman kaybetmeyelim. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar çok büyük bir depo, çok büyük bir altyapı gerektiren bir yer. Eftal Bey kolay gelsin. İyi günler, hayırlı işler. Öncelikle zarif davetinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Burayı öğrendim, duydum. Otolastik AVM'yi ama altyapısı nasıl bir yer? Gerçekten merdiven altı mı ya da daha büyük bir altyapı servisi mi var burada? Depoları nasıl, iyi mi, küçük mü diye merak ettim bir yönden. Ondan severek geldim. Hizmetlerinizle ilgili ne zamandan beri bu işe başladınız? Hem gezerek bilgi almak istiyorum. Buyurun abi, Eftal Bey. Öncelikli olarak bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz aslında 30 yıldır akaryakıt sektörüyle haşır neşiriz. Lastik sektöründeki mazimiz aslında bundan 20 yıl önceye de dayanıyor. Evet. O dönemler babam daha çok belli bir dönem lastik tarım grubunda lastik satışı yapıyordu. Hı hı. Daha sonra farklı sektörlere kaymamız sebebiyle lastik işine ara vermiştik. Hı hı. Yine geçtiğimiz 3 yıl önce tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Tabii bölgemize, Tire'ye yakışır. Bölgemize yakışır bir tesis olmasını istedik. Evet. Burada tesisimiz 1600 metrekare kapalı alana sahip. Evet. Aynı zamanda gördüğünüz gibi 2000 metrekare gibi de açık alanımız var. Bünyemizde 30'u geçkin markayla. Evet, güzel, önemli. 50 bin civarında adetimiz var, stok adetimiz var. Çok güzel. Hem perakende hem de aynı zamanda Türkiye geneli web satış sayfalarımızda e-ticaret anlamında da yine perakende satışımızda tüketiciye bütün Türkiye'de ulaşıyoruz. Peki mesela kargo olarak özel firmalarla mı çalışıyorsunuz? PTT kargoyla mı, belli bir ambarla mı gönderiyorsunuz? Müşterinin talebine göre, şimdi bölgesel faktörler de var. Müşteri bize hangi kargoyla gönderilmesini istiyorsa, çünkü bazı bölgede yurt içi kargo belki birçok yerde var ama bazı yerlerde PTT kargo yok diyorlar veya özel talepler oluyor. Bazı yerde ambarla gönderebiliyoruz. Yani müşterinin, tüketicinin en hızlı şekilde ulaşacağı tercihi sunmuş oluruz. Toplam gönderdiğinizde kaç günde ulaşıyor? Normal Türkiye'nin öbür ucuna mesela burada kaç günde ulaşır aşağı yukarı? En uzak noktaya 3 gün. 3 günde ulaşır. Evet. Evet. Peki fiyatlarınıza baktım, çok rekabetçi fiyatlarınız var. Bunu niye borçlusunuz bura? Stokları mı fazlalaştırmak borçlusunuz? Stok mu fazlalaştırıyorsunuz? Evet. Toplu alım yaptığımızda tabii biraz daha farklı oluyor. Evet. Aynı zamanda kar marjını tüketiciye daha uygun istifadeli verebilmek için düşünüyoruz. Evet. Daha az karla, daha sirkülasyonlu satışı sağlıyoruz. Evet, sürüm de önemli. Sürüm önemli. Bu anlamda tabii biz daha fazla adetle beklentimizi karşılamayız, kar beklentimizi karşılıyoruz. Hı hı. Burada bizim için sadece önceliğimiz karlılık değil, önceliğimiz müşteriye ekonomik şekilde lastik ulaştırmak. Evet. Birçok noktaya da ulaşabildiğimiz, İzmir için birçok noktaya da tamamen ücretsiz yerinde montaj hizmetimiz var. Evet, çok güzel. Mesafe de yok. Yani biz kesinlikle Bergama'ya, Menemen'e kadar, işte Aydın'ın köylerine kadar. İzmir'in genelinde tabii en ufak bir kargo ücreti olmadan. Hayır, direktman montajını da yapıyoruz. Montajını yapıyorsunuz üzerinde. Lastiği getiriyor. Normal internette gördüğü fiyatları alıyor. Tabii. İzmir bölgesi içinde ve gidip siz montajı yapıp giriyorsunuz. Veya şunu da yapabiliyor. İnternetten satın almasa bile direkt bize ulaşıp bize telefonla sipariş verebiliyor. Evet. Biz direktman lastiği teslim ediyoruz ve orada takıyoruz. Bir yerinde takıyoruz. Arkadaşlar videonun açıklama bölümüne Eftal Bey'in Otolastik AVM internet sitesini koyacağım. Orada özellikle lastik almadan önce bir bakmanızı istiyorum. Mesela başka yerlerde fiyat almışsınızdır. Özellikle o siteye bakmanızı istiyorum. Ve ayrıca benim videoma özel
Bir ayrıca indirim bekliyorum sizden. Nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki yani sizin adınızı aradıklarında sizin videonuzu izlediğini beyan eden tüm müşterilerimize size özel indirim yapmış oluruz. Sözünü de aldık. Benim isim mi? Söylediğinizde de ayrıca bir indirim yapacaklar. Sözünü de aldık. Yapmazlarsa beni arayın arkadaşlar. Bana söyleyin. Ben gerekeni yaparım zaten. Şimdi sizle beraber hem gezmek istiyorum. İçeride mesela çok büyük bir traktör lastiği deposu da var. Burada hiç Türkiye'de bulunmayan, çok ender bulunan lastikleri de gördüm içeride. Evet, evet. Yani çok ender görünen bir lastikleri de buldum. Çok eski traktörler var. Belki yani aramakta bile hani arasını bulamayacağınız traktörler, evet. Modeller var mesela. Eski. Evet. Hatta birçok artık hani böyle bakım yapıp müzelik dediğimiz formatta traktörler var. Onların bile böyle lastiklerini tek tük bulunduruyoruz. Geçen bir takipçim vardı. Foton lastiği, foton traktörü lastiğini inanın hiçbir yere bulamamış. Böyle çeşitlilik gerçekten çok önemli. Bizim teminde Türkiye üzerinde, Türkiye'de tedarik edilebilecek tüm markalar, tüm evaklar hepsini müşterimize sunuyoruz. Markamızda zaten o yüzden Otolastik AVM. Çeşitli bir anlamında. Lastiğin AVM'si bu mantıkla yürüyor. Evet. Tüketicimize hani bence sadece şu markalar var değil, müşterimizi dar kalıba sokmak yerine, hı hı, tüketicimizin istekleri doğrultusunda tüm markaları tedarik ediyoruz. Bu anlamda onun yanında da yine gördüğünüz gibi jant satışımız da var. Hı hı. Hem traktör grubunda traktör, evet, jantları da var. Traktör jantları da var. Evet. Binek jantları var. Yani ürün yelpazemiz geniş. Şöyle gezelim. Hemen şurada rot balans serisi de var. Rot balans yok ama normal balans var. Balans da var. Rot da yapacağız yakın zamanda. O anlamda da çalışmamız var. Güzel. Çok güzel. Evet. Şöyle bir hem gezelim. İçerideki traktör lastiklerine deposuna geçmeden önce şurada gördüğümüz vitrindekileri önce bir gezmek istiyorum sizinle beraber. Burada bunlar otomobilin haricinde sanki SUV gibi. Otomobil, SUV grubu, performans grubu. Performans grubu diyelim. Evet. Şurada da Ekoplus'un. Bir markaya sahip değilsiniz. Birçok markayla çalışıyorsunuz. Evet. Ve jantlar da aynı şekilde. Tabii mesela bak orada Goodyear var. İşte evet. Bir altta yine Bridgestone'lar var. Şurada mesela Kore malı Kenex. Oo. Fiyatça uygun, kalitesi de gayet güzel. İşte evet. Michelin grubu. Michelin. İşte yine 4 mevsim gruplar. Evet. Bir şey soracağım. Evet. Traktörde Michelin var mı? Michelin markası da var mı? Temin ediyoruz. Tabii pandemiden dolayı biraz tedarikte sıkıntı çekiliyor bazı ebatlarda ama yani Türkiye'de olan Michelin gruplarında tedarik ediyoruz. Kliber Michelin ürünü mü? Michelin tabii, ürünü. Yan ürünü mü yoksa aynı kalitede mi ürün? Ben meraktan soruyorum. Benzer bir kalite. Benzer yani kalite. Markası diyelim. Yine Kleber de Michelin'e bağlı bir marka. Evet. Kalite olarak da birbirine çok yakın. Yani Michelin'in birçok markası var. Evet. Ama Michelin'in kendi ana markanın kalitesine en yakın olan yan markası da Kleber'dir. Anladım. Güzel bir lastik yani. Evet gerçekten bazı ürünleri görüyorum. Bizim daha önce Massey Ferguson 3060 Pantone vardı. Onda da Kleber marka vardı. Ama tabii piyasada daha çok Lassa grubu gidiyor. Öncelikli olarak tanınmış ve fiyatça daha cazip olduğu için, evet, kalite olarak da güzel olduğu için, evet, ve Lassa tarım grubunda 5 yıl garanti veriyor. 5 yıl garanti veriyor, evet, Lassa tarım grubunda. Gerçekten ben normalde 2 yıl diyebiliyordum. Az önce de konuştuk. Şimdi yine şaşırmış durumdayım. 5 evet. Yıl verebilen Lassa gerçekten zaten kalitesini belli hissettiriyor yani. Tabii. Yumuşaklığıyla, uzun ömürlülüğüyle, hı-hı, her zaman hem konfor da artıyor traktörün. Tabii ki yani tüketici memnun. Gereksiz zıplamalar da azalıyor yani. Evet. Depoya doğru geçmek istiyorum Eftal Bey. Şey, bu ürünler hem bir yandan da konuşabiliriz mesela şu yine şimdi mesela performans Nankang marka var. Evet. Bu da güzel bir lastik. Özellikle mesela performans grubunda veya işte ara evaklarda da geçerli bir lastik. Evet. Tüketici memnun olduğu bir lastik. Yine Laufen var, Kore malı. Evet. Hankook'un yan markası. Oo. Tüketicinin memnun kaldığı bir lastik. Çok güzel. Yine işte Bridgestone grupları. Gördüğünüz gibi mesela performans grubu 245-45-18. Evet. 245-45-18. Tabii. Mesela bu evaklar 16 jant ve üzeri her yerde bulunamayabiliyor. Evet. Artık lüks araba da bayağı bir arttı. Bu çeşitlilik. Sanki ara ebat gibi. 17 ile 19. Evet. 15-55-18 mesela. Lastik kompet. Evet. Serisi. Bu da SUV grubu. Hı hı. Yine işte gördüğünüz gibi bu diyorlar. Şöyle. Burası sizin de deponuz. Evet. Oo.
arkadaşlar böyle göstermek istiyorum size. Yani Otolastik AVM'nin arka planında bu dev firma var. Onun için gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Ben lastik alışverişi yapmadım daha ama onun haricinde akaryakıt alışverişi gönül rahatlığıyla yapıyorum. Bizim köyümüze geliyorlar akaryakıt olarak tankerlerle. Bu yola kadar aşağı yukarı Hasan abi sen geliyorsun bizim köye. Evet. Ne kadar yıldır bizim köye geliyordun? 6 yıldır geliyorum. 6 yıldır bizim köye geliyorlar. Alıyoruz da ama hiçbir sorun yaşamadık bu zamana kadar. Onun için Lukoil'le çalışıyorsunuz değil mi? Evet, Lukoil'in aynı zamanda pet benzinliği de var trenin içinde. Şöyle devam edelim. Mesela burada gösterebilirsiniz Lassa'nın 7.56 romork grubu. Romork grubu bunlar evet. Şimdi burada fiyat vermek yanlış olur. Zaten sitemizde ben açıklamaya koyacağım. Evet. Orada rahatlıkla bütün fiyatları görürsünüz. Lassa ayrıca indirim de alabilirsiniz. 916 romork grubu. Yine mesela kamyon gruplarımız var. Tır. Kamyon tır, Dorse. Dorse. Bu çeşitler var. Şöyle traktör grubuna da. Yani şunu diyebilir miyiz Eftel Bey? Motosiklet, bisiklet hariç. Evet. Bütün otomobiller, bütün otolara lastik hepsi temin var. Edebiliyorsunuz değil mi? Evet, sadece uçak lastiği yok. Evet. Bir de motosiklet lastiği yok. Evet. Şimdi grubunda da lastiklerimiz. O traktör. Buraya bir girebilir miyiz? Tabii. Çünkü bizim alanımız bu. Biz bu lastikleri gördük mü bir ayrı bir şeye bürünüyoruz yani. Kalbimiz ayrı atıyor. Özkan'ın lastikleri var. Tabii aynı zamanda biz Özka bayisiyiz. Özkan'ın da tüm grupları elimizde mevcut. BKT'nin de var. BKT de var. Evet. Arkadaşlar şunu öğrendim Eftal Bey'den. BKT'lerin iç lastikli olan versiyonu daha yokmuş değil mi şu anda? Yok var da. Şöyle Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye'ye. BKT'nin Türkiye distribütörü olan firma bezli olarak BKT'nin bezli grubunda yani iç lastikli olan. Bezli olan iç lastik şamrelli demek. Evet. Ona sadece romork grubunu getiriyor. Diğer BKT radyal grubu getiriyor. BKT'nin radyal grubunu getiriyorlar sadece. Evet. O sebeple tabii artık radyale bir dönüş var. Yeni traktörlerde yani. O yönde. O, büyük ihtimal o sebepledir. Evet. Yine iş makinesi grubu var. Evet bunlar iş makinesi. Kepçe, cisibi. Bunlar da mesela 380-85-30. Evet. Tarla serisi. 120 beygirlikler onu kullanıyor genelde. Şurada bir ender bulduğumuz lastik vardı. Onlara burada mıydı Eftal Bey? Evet. Şuradaydı. Bunlar da çift çekerlerin ön lastikleri. Şu lastiklerin, şunun ebatını bulmak istiyorum. 650-20. Bu traktör ön lastiği arkadaşlar 650-20. Diğeri de şeydi. 7.50. Şu Özka. Özka'nın? 750-20 olması lazım. 750-18. 750-18. Tamam. Yalnız bu lastik Lassa'nın ve 650-20 ben görmedim aslında çok ender bulunan bir şey. Belki de bulunmayacak bir şey. Üretmiyor. Evet. Üretimden kaldırdı. Eski traktörlerde kullanıyor sadece. Hı hı. Yani bulunabilecek bir lastik değil. Çok ender. Ama bizde var mesela. Evet mesela Lassa'nın eski amblemi var burada. Belli zaten belki şu anda üretilmiyor ama eğer böyle bir ihtiyacınız olursa ki Türkiye'de bulamadıysanız Otolastik AVM'de var. Onu söyleyebiliriz. Şöyle gidebilir miyiz? Bunları genelde pamuk arası sürerken traktör sıradan kaymasın diye bir tip seçiyorlar. Şu tip değil mi? Evet. Sıradan kaymasın diye. Tabii şöyle ön lastikte. Ön lastikte. Evet. Artık Lassa bu deseni üretmiyor. Evet. Bu desen Lassa'da yok. Bu desen. Evet. Lassa'nın Lassa'na göstereceğim. Ve şu anda çok satan Lassa var. Pet Lassa var. Eşiden güzel gidiyor bunlar. Evet. Ön lastiklere geldik. 6 çift 0-16 bunlar. 6 çift bak gördüm. Bakmadan anladım 6 çift 0-16 olduğunu. TR68 deseni şu anki en çok popüler olan. Evet. Lassa'nın en beğenilen desen bu. Yukarıda da yine. Evet. 6 çift 0-16, 6.50-16 da vardır tabii yani muhakkak. 6.50-16 da var. Buradakiler. 6.50-19 var, 7.50-16 var. Aynı zamanda burada yine ön razgel bulunuyor. Benim abim nasıl dedi? Evet. Başan. Yani Başan lastikleri bayağı bir parçalanmaya başlamıştı. Gelmişken hemen iki tane verelim. Ama nereye götüreceğim? Taksi geç siz takma. Geç siz ulaştırırsınız da. Sen iste biz göndeririz. Tamam. Tamam Hasan abi. Orada. Tamam oldu. O işi yapalım. Gerçekten yok. T
Tebrik ediyorum sizi bu konuda. Sanki Özkay'ı ağırlıkta görüyorum. Yok, Lassa daha fazla. Lassa mı daha fazla? Şu yine Özkay altında da. Özkan arkadaşlar, ön lastiklerini tavsiye ederim rahatlıkla. Güzel dayanıyor yani. Benim var. Ön lastik bayağı dayanıyor. Burada forklift grubu da var. Forklift grubu. Yok yok. Gerçekten yok yok. Bunlar 7-16 romorklar. Romorklar. Kar tipi. Bunların anlaş da var. Bu tip evet. Yapan, üreten anlaş da var. Özkan. Şu anda bu deponun bulunduğu alan kaç metrekareye tekabül ediyor acaba? Şimdi sadece depo 800 metrekare. Evet. Tabi teşhir alanında da bir miktar var. Bizim birkaç yerde daha depomuz var. Evet. Bu şekilde. Ha, diğer il içinde, ilçe içinde, tren içinde de depolarınız var mı belli yerlerde? Tabii, petrolün arkasında da var bizim depomuz. Petrol, hemen buranın karşı tarafında da Lukoil evet, benzinlik evet. Var, onun arkasında depo var. Zaten büyük iş yapıyorsunuz, güzel de bir siteniz var. Türkiye'nin her yerine. Evet, ya tüketiciye en uygun kanallarla ulaşıp gerek telefonla gerek web sitesiyle evet. Ulaşıp. Ya tüketicimiz artık araştırmak istiyor, evet. Ürünleri karşılaştırmak istiyor. Değil mi? Evet. En iyi ürünü en uygun fiyata bulmak istiyor. Kesinlikle. Bu anlamda da biz de tüketicimizin her zaman en doğru ürüne ulaşmasını sağlıyoruz. Bu seçenekleri sunuyoruz. Evet. Mesela orada bir ticari isim var. Tamam, güzel. Evet. Ticari isim var. Ama onun arkasında nasıl bir sahip var, nasıl bir altyapı var, nasıl bir depolar var, bunları da görmek istiyor yani. Tabii. Veya açıkçası bir tüketici güvenmek istiyor. Tabii. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben, güvenmek istiyor yani. Aslında benim her zaman yıllardır söylediğim bir şey var. Aslında ticaret, hepimiz ticaret yapıyoruz. Lastik olur, akaryakıt olur, akü olur fark etmez. Evet. Bana göre ne sattığınızdan ziyade ne yaptığınız önemli. Bir esnaf aslında güven satar. Çünkü lastiği her yerde bulursunuz, jantı her yerde bulursunuz. Öyle. Ama güven ve bu güvenin arkasında getirdiği hizmet kalitesi evet. Ön plana çıkıyor. Ya biz de bu anlamda ön planda olmaya çalışıyoruz. Yani müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Yani satıncaya kadar olmasın, önemli olan o. Satıncaya kadar evet. Değil, sattıktan sonra da arkasında durabilmek önemli. Ya zaten dediğimiz gibi biz sattığımız ürünün her zaman arkasındayız. Ve tüketici doğru yönlendiriyoruz ve şöyle bir durum var. Hani biz mesela ürün kalemi fazla, şimdi bu seçenekleri sunuyoruz. Ama mesela bir farklı mantıkla da işleyebilirdik. Hani bir marka koyup ya her gelene en iyisi bu. Yani biz bunu yapmıyoruz. Evet. Mesela traktör lastiğinde tüketicilere de sesleniyorum. İyi araştırma yapmalarını evet. Hani sadece bir kişiye bağlı evet. Kalmadan doğru bir şekilde araştırıp doğru lastiği ve lastiği kullandığı alan yani traktörü evet. Kullandığı alan şimdi kimisi ovada kullanıyor. Evet. Aynı lastiği kimisi taşlı bölgede. Taşlık bölgede kullanıyor. Yani biz de tüketiciye soruyoruz yani traktörle çalıştığı alan nasıl alanlarda çalışıyorlar. Kesinlikle. Ve buna göre lastik veriyoruz. Ki burada neticede tüketicimizin memnun kalması ya, anlamında yani elinde az bir ürün var, stok var. Diyor ki bu güzel. Bu güzel, bu güzel diyor. Evet. Yani öyle olmaması daha geniş bir geniş elinde yelpaze sunuyoruz ve evet. Diyoruz ki sana uygun olacak marka bu. Kesinlikle. Lastik yani anlamında. Bu da tabii müşterilerimizden çok olumlu sonuçlar almamızı sağlıyor. Evet. Başarımızın da belki en büyük noktalarından birisi de bu. Kesinlikle. Küçük bir depodan büyük bir evet. işletme gelmiş. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar ya yol yardım diyelim. Yol yardım aracımız. Ayrıca akü grubu da var arkadaşlar. Aküleri de hatta Energizi bir marka var. Bu Varta'nın markası. Bundaki bazı hizmetler var. Bu birçok iş yerinde birçok akü satış bölgesinde ben bunu göremedim. Onu dinlemek istiyorum. Eftar Bey'den. Buyurun. Şimdi Energizer akü satışımız var burada. Evet. Alman malı ve Varta aküyü üreten firma. Evet. Varta aküyü birçok kişi bilir zaten. Evet, ben biliyorum, rahat biliyorum. Yıllardır Varta'yı daha çok ön plana sunmuşlar ama artık Energizer markasıyla da piyasada dünyanın birçok bölgesinde yine pil üretiliyor.
akü üretimi yapan bir firma. Tabii burada akü satışında da kendine göre farklı hassas olunması gereken konular var. Özellikle garanti süreci çok önemli. Kesinlikle yani. Çünkü adam mesela aküde bir sorun yaşadığında geliyor ve o an için o tüketicinin işte tarlaya gidecek, tarlayı sürecek. Marş basmıyor mesela. Şimdi sen tam aküyü alayım, göndereyim, garantiye göndereyim diyorsun. Bir zaman geçiyor. Tabii zaman geçiyor ama biz burada anında burada gerekli ölçümleri yaparak birebir değişimi sağlayıp tüketicimizin işine gücüne bakmasını, böyle bir süreçte askıda kalmasını engel oluyoruz. Ben başından geçen bir şey anlatayım. Evet. Aldım, kendim akü aldım. İsim vermeyeceğim, markasını isim vermek istemiyorum. Bir sorun çıktı. Akü şarjı bitiyor ama yeşil görünüyor ama akünün şarjı yok. Dayanmıyor. Götürdüm geriye. Tabii onlar normal dediler. Bir sürü uğraştım, kabul ettirdim. Ama şöyle kabul ettirdim. Fabrikaya gönderecekler. Fabrikadan geriye eğer bu sorunlu diye onay gelirse onu sana değiştirecekler. İnanır mısın? Zeytin zamanın başında verdim. Zeytin bitti. Onun sonra akü onay vermiş. Fabrika onay vermiş bu akü sorunludur. Yenisini verin diye. Aşağı yukarı 1,5 ay buldu. Bana akünün yerime gelmesi 1,5 ay buldu. Siz burada bir sorun olduğunda karşılaştığınızda birebir geriye anında değişim yapıyorsunuz. Anı değiştireceğinizi söylüyorsunuz ama şu markada arkadaşlar özellikle Energizer. Yani Varta'nın ürününde bahsediyoruz bunu. Özellikle gerçekten bunun için de teşekkür etmek istiyorum size. Güzel bir ayrıcalık. Çünkü akü bölümü gerçekten rahatsız edici. Milleti rahatsız ediyor. Akü bölümünün garanti bölümü gerçekten rahatsız ediyor milleti. Bunun için teşekkür ederim ayrıca. Amacımız yani belki şöyle söyleyeyim. Tüketicimiz dediğim gibi Türkiye piyasasının yine uzun yıllardır aslında Energizer var da belki Aydın, İzmir bölgesinde çok aşırı tanıtamadık yani. Ama bizle beraber inşallah bu bölgede yine toptan satışımız da var. Evet. Perakende de aynı şekilde. Evet. Tüketicimizin daha verimli akü kullanması sağlamış olabiliriz. Davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerinizin dolayı. Başarılarınızın devamını diliyorum. Başarılı olduğunuzu biliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Daha da büyümeniz için. İnşallah. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar, yine ben bırakacağım söylediğim gibi videonun açıklama bölümüne Otolastik AVM'de büyük bir altyapı olduğunu ve gönül rahatlığı alışveriş yapacağınızı düşünüyorum. Açıkçası ben de buradan almayı düşünüyorum. İleride olsun, şimdi olsun, az önce konuştuk. Ben de buradan almayı düşünüyorum. Daha önce alışverişler yaptım söylediğim gibi. Burada bitireyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir takip videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Geldi Mahmut. Hadi Mahmut'a şey var. Salçı bankasında.